Merhaba arkadaşlar. Bu videoda grafik çizebilen bir hesap makinesi kullanımını öğreneceğiz. Özellikle de TI-84 gibi hesap makinelerini konuşacağız. Ama eğer TI'nin başka modellerini kullanıyorsanız, bazı geometrik rastsal değişkenler içeren soruları çözerken benzer şekilde kullanacağız. Dolayısıyla merak etmeyin. Şimdi karşımızda bize verilen bir durumu görüyoruz. Standart bir deste iskambil kartlarından papaz seçene kadar kart seçiyorum bu bir geometrik rassal değişken sorusu ve burada parantez içinde verilen bilgi bizim için oldukça önemli. Seçilen kart papaz değilse desteğe geri koyuyormuşum. Diğer videolarda da bahsettiğimiz üzere bu önemli bir bilgi çünkü seçtiğimiz kartı desteğe geri koyarak başarı olasılığını değiştirmiyoruz. O zaman önce rastgele bir x değişkeni tanımlayalım. Bu geometrik rastsal bir değişken. Bunu da papaz gelene kadar seçtiğimiz kart sayısına eşitleyelim. Evet, papaz gelene kadar seçtiğimiz kart sayısı Papaz seçmediğimiz zaman da kartı desteğe geri koyuyoruz. Bu geometrik rassal değişken için her bir denemede başarılı olma olasılığımız kaç olur? Hatırlayın, bunun geometrik rassal değişken olabilmesi için her denemedeki başarı olasılığının değişmemesi gerekiyordu değil mi? Öyleyse her denemedeki başarı olasılığımız. Bir destede 52 kart vardı değil mi? Evet, Aram bu oyunlarla pek iyi değildir. Ee, ama ilüzyonlara bayılırım onu da açıkça söyleyeyim. Neyse... Bunların da içlerinden dördü papazdı, değil mi? Evet, dördü papaz. 4 bölü 52 yani 1 bölü 13 ediyor. O zaman artık ilk sorumuza bakabiliriz. Beşinci kartta papazı bulma olasılığımız nedir? Böyle bir durum olması için geometrik rassal değişkenimiz X'in 5 olduğu durumdaki olasılığını hesaplamamız gerekiyor. Bunu aslında yazarak da bulabilirsiniz ama buradaki asıl amacımız bu işlemi hesap makinesi ile yapmak. Hesap makinesinde geomet pdf diye bir fonksiyon göreceksiniz. Evet, bu fonksiyon geometrik olasılık dağılım fonksiyonu anlamına gelir. Bu fonksiyonu şöyle kullanıyoruz. İlk olarak her denemedeki başarı olasılığımızı yazıyoruz. Evet, ardından olasılığını bulmak istediğimiz ve önceden belirlediğimiz rastgele değişkenin değerini giriyoruz. Yani bu soru için yanına 5 yazıyoruz. Eğer bunu AP sınavlarında yapıyorsanız hesap makinesinin kullanışlı olduğu anlardan biri bu tür sorularda karşınıza çıkıyor. Eğer AP istatistik sınavında böyle bir soru ile karşılaşırsanız bu fonksiyonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak bu fonksiyonu kullanırsanız ne yaptığınızı anlamaları için bu terimin P olduğunu, bunun da sorudaki 5. kart olduğunu belirtmeniz iyi olur. Fonksiyonu nasıl kullandığınızı göstermek işinize yarar. Şimdi bakalım bu fonksiyon bize olasılığın kaç olduğunu söyleyecek. Şöyle hesap makinemi çıkarayım. Ekrana yalnızca geomet pdf fonksiyonunu içine de belirt. ...diğimiz parametreleri girmem gerekiyor. Bu fonksiyonu sol üstteki mavi 2ND yani Second tuşuna basıp... ...ardından maviyle yazılmış Distribution tuşuna basarak görebilirsiniz. Bunu göremediyseniz Wars tuşunun hemen üzerinde bulabilirsiniz. Böyle yaptığınızda karşınıza şu şekilde bir liste çıkacak. Listenin en alttan ikinci seçeneği aradığımız Geomet PDF fonksiyonu. Bunun üzerine gelip Enter tuşuna basarsanız fonksiyonun işlem ekranına geldiğini görebilirsiniz. Buradaki p değeri her denemede ne kadar başarılı olabileceğimizi ifade ediyor. Az önce bulduğumuz üzere buraya 1 bölü 13 yazıyoruz. Ve 5. kartta bulma olasılığını hesaplamak istiyoruz. O zaman x yerine de 5 yazmalıyız değil mi? İki parametremizi de girdiğimize göre enter'a basabiliriz. Bir kere daha basıyoruz ve sonuç karşımıza çıkıyor. Neredeyse 0,056 ediyormuş. O zaman bu işlem sonucunda yaklaşık olarak 0,056 bulmuş olduk. Artık diğer soruya geçebiliriz. Burada da bize 10 kart az seçim yaparak papazı bulma olasılığı sorulmuş. Öyleyse bu x'in ondan küçük olduğu durumdaki olasılığa eşit. Bunu aynı zamanda x küçük ya da eşittir 9 olarak da yazabiliriz değil mi? Aynı şey. Bu ifadeyi açık bir şekilde yazarsak, x eşittir 1 olduğu zamanki olasılığı artı, x eşittir 2 olduğu zamanki olasılığı artı, böyle böyle x eşittir 9 olma olasılığına kadar olan bütün olasılıkların toplamı olarak ifade et. Edebiliriz. Yukarıdaki bu fonksiyonu kullansak bile bu işlem çok fazla zamanımızı alır öyle değil mi? Ama şanslıyız ki burada kümülatif dağılım fonksiyonu diye bir fonksiyon daha var. Öyleyse bunu F Kümülatif dağılım fonksiyonu aynı şekilde içine ilk olarak her denemedeki başarı olasılığımızı ardından 9. denemeye kadar olduğunu yazacağız. O zaman hesap makinemize bu değerleri girelim. Yine aynı tuş kombinasyonu ile ilerliyoruz. Yukarı oka bastığımız zaman doğrudan listenin en altına inebiliriz. Buradaki geometrik kümülatif dağılım fonksiyonunu kullanacağız. Üzerine gelip enter'e basıyoruz. Her denemedeki başarı olasılığımız 1 bölü 13. 9 dahil olmak üzere, evet 9 deneme yazıyoruz ve Enter diyoruz. İşte sonuç karşımızda. Olasılığımız yaklaşık olarak yüzde 51,3 ya da 0,513 diyebiliriz. Son soruya da bakalım. 12 karttan fazla seçerek papazı bulma olasılığı nedir? Şimdi isterseniz videoyu durdurun ve kendi başınıza çözmeyi deneyin. Bu soru için hesap makinesindeki hangi fonksiyonu kullanmamız gerekir? Bu değerleri hesap makinesine nasıl girebiliriz? burada x'in 12'den büyük olduğu zamandaki olasılığı sorulmuş. Yani bunu 1 eksi x'in küçük ya da eşit 12 olduğu durumların olasılığı olarak da ifade edebiliriz değil mi? Bir önceki soruda olduğu gibi burada da kümülatif dağılım fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla 1 eksi geomet cdf kümülatif dağılım fonksiyonu 1 bölü 13 ve 12. denemeye kadar yazmalıyız. O zaman artık bu işlemi hesap makinesine girebiliriz. Aynı şekilde second distribution yukarı oka basıp fonksiyonu bulduk ve enter'a bastık. İlk değerimiz daha önce de girmiştik. Her denemedeki başarı olasılığımız 1 bölü 13'tü değil mi? Bu sefer kümülatif olarak 12'ye kadar olan olasılığı istiyoruz. Enter'a bastık ve fonksiyon ana ekrana geldi. Bu kısımda Enter'a basabiliriz ama bizim asıl istediğimiz 1 eksi bu değer. Bunun için 1 eksi second'a basıp eksi işaretinin üzerindeki answer tuşuna basarsak bir önceki cevabı ends olarak gösterir ve kolayca aradığımız sonuca ulaşabiliriz. Bu işlem sonucunda cevabı yaklaşık olarak 38, 0,3 %38,3 demek daha doğru olacak ya da 0,383 olarak buluyoruz. Yani bu sorunun cevabı yaklaşık olarak 0,383 ediyormuş ve böylece tamamız.